Şimdi arkadaşlar son ders, 8. ders. Tahta gözüküyor değil mi? Tahta ve ses. Evet hocam. Tamam. Gözüküyor. Şimdi bugün ne işleyeceğiz? Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bazı programda olmayan birkaç bağla çektim. Bunlardan bir tanesi şu. Zovi arkadaşlar gibi demesini öğreneceğiz. Als var. Programdaki als. Bir de arkadaşlar bunu çok ekstradan olarak ekledim. Güzel diye ekledim. Yedesto. Şöyle güzel duruyor. Bakar mısınız? Yedesto. Çok böyle güzel durduğu için eklemek istedim. Bir de onu anlatacağım. Sonra bitireceğiz. Sonra tüm haftalarda ne işlediysek genel bir tekrar yapıp bitireceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi hadi başlayalım. Önce kalem seçeyim. Evet. So we. We zaten arkadaşlar başlı başına gibi demektir. We'nin bir anlamı nedir arkadaşlar? Gibi. We aynı zamanda ne anlama geliyordu? Bir soru kelimesi değil mi? Nasıl demek? Mesela we heist to nasıl adlandırılıyorsun değil mi? Yani ismin ne demekti? We heist to sorusunu hatırlayın. Ya da mesela we feel vardı. We feel ua istes. Saat kaç? Ya da mesela bir de ne vardı? Wie alt vardı. Wie alt bist du? Kaç yaşındasın? Gibi. Wie önemli bir kelime. Wie aynı zamanda arkadaşlar gibi anlamına geliyor. Genellikle Almanca gramerlerde so ve wie birlikte olarak kullanılıyor. Şimdi bakalım ne ifade ediyormuş bunlar. So boşluk wie var. Burası şey gibi arkadaşlar. Hani İngilizce'de de şey vardır ya. So boşluk that. Saç boşluk da, sode saçlık gibi düşünün. Şimdiye kadarki yan cümleleri aksine we kelimesi yan cümleyi başlatırken zo kelimesi ana cümleyi başlatmaz. Orası yanlış olmuş arkadaşlar. Ana cümleyi bitirir. Şimdi örneklerimize bakalım. We arkadaşlar şunu bilmeniz lazım. We kelimesi yan cümleyi başlatıyor. Şimdi örnekler daha iyi anlayacaksınız. Diyeceğiz ki Ich mache alles. İlk cümleye bakalım. Ich mache alles. Ben yapabilirim. Yapabilirim değil, yaparım. Yapıyorum. Machen kelimesi var. Yapmak biliyorsunuz ki alles her şey. Ich mache alles so. Bakın şurası ana cümledir. Ve ana cümlemiz neyle bitiyor? So kelimesiyle bitiyor. Şurası ise yan cümle arkadaşlar. Neyle başlıyor? Wie kelimesiyle. Nasıl her şeyi yaparım arkadaşlar? Wie du mir es beschrieben hast. Bana tarif ettiğin gibi. Yani şurası kutu için aldığım yer ne ifade ediyor arkadaşlar? Bana tarif ettiğin gibi anlam veriyor. Wie du mir es beschrieben hast. Tabii burada bakın wie kullandığımız için du'ya ait olan çekimli fiil. Bakın burada ne var? Du hast olacaktı normalde. Bu hast kelimesi du'ya özgüdür. Du hast mir es beschrieben dememiz lazımdı. Ama wie kullandığımız için çekimli fiili cümlenin en sonuna attığına dikkat etmemiz lazım. Şu kısım tamamen ne ifade ediyor arkadaşlar? Bir şeyin nasıl yapıldığını gösteriyor. Yani bana tarif ettiğin gibi. Şimdi diğer örneklerle konuyu detaylandıralım. Mesela diyeceğiz ki Peter schreibt den Brief. Peter bir mektup yazıyor. Bakın şurası Türkçe çevirdi. Nereye denk geliyor? Peter mektubu yazıyor. Ama nasıl yazıyor arkadaşlar? Nasıl yazıyor? Wie es sein Vater haben will. Babasının istediği şekilde. Şu maviyle gösterdiğim yer wie ile başlayan kısım arkadaşlar. Wie es sein Vater haben will arkadaşlar. Babasının istediği şekilde. Burada bir modal verb var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Wollen modal verb var. Normalde bu cümle we olmasa nasıl söyleyecektik? Es will sein Vater haben. Es will sein Vater haben şeklinde söylemem lazımdı. Fakat will kelimesini cümlenin en sonuna attım. Çünkü neden? We kelimesini kullandım. Mia devam edelim. Die Maschine arbeitet so, wie wir sie programmiert haben. Gayet güzel bir cümle bakın. Ne diyor? Die Maschine arbeitet so. Makine çalışıyor. Makine çalışıyor. Arkadaşlar makine nasıl çalışıyor? Wir, bakın wir sie programmiert haben. Programladığımız şekilde çalışıyor.
Normalde we olmasa da şöyle diyecektim. We haben sie programmiert. We haben sie programmiert şeklinde söylemem lazımdı ama we kullandığımız için haben kelimesi cümlenin en sonunda yer alıyor. Yani burada we'den sonra arkadaşlar cümle gelebildiği gibi ki eğer we'den sonra bir cümle gelirse şurada olduğu gibi özneye ait olan çekimli fiili sona atmanız gerekiyor. Sona atmanız gerekiyor, tamam mı? Bakın burada olduğu gibi sona. Ama her zaman we'den sonra arkadaşlar cümle gelmez. Mesela isim de gelebilir. Örnek verildi. Örnek yazıyor mesela. Diyelim ki şöyle diyeyim mesela. Şöyle yazmaya çalışayım. Diese Kleidung, bu kıyafet ist, diese Kleidung ist wie gelb. Demeyelim. Gelb diyelim. Yani wie gelb. Gelb und teuer. Dedim ki diese Kleidung ist wie gelb und teuer. Diese Kleidung, bu kıyafet, bu elbise ist wie gelb. Bakın gelb biliyorsunuz ki sarı. Sarı gibi. Sarı ve pahalı gibi. Yani hem sarı renkteymiş, yani sarı renkte gibi. Und teuer, pahalı gibi. Yani wie'den sonra arkadaşa direkt sıfatı da getirebiliyorsunuz. Tamam mı? Mesela şöyle diyelim. Siyah yazayım, durun. Diyelim ki mesela Deutsch zu studieren ist schwierig. Deutsch zu studieren ist schwierig. Wie Englisch. Englisch. Nerede? Deutsch zu studieren ist schwierig wie Englisch. Almanya çalışmak zordur. Ne gibi arkadaşlar? Wie Englisch. İngilizce gibi. Yani İngilizce gibi Almanca çalışmak zordur arkadaşlar. Deutsch zu studieren ist schwierig wie Englisch şeklinde söylemeniz gerekiyor. Yani wie'den sonra isim gelebilir, sıfat gelebilir, cümle de gelebilir. Mesela hadi bir tane daha cümle yazayım. Üç olsun. Ich will nach Frankreich şey diyelim, Frankreich demeyeyim de şöyle diyelim bir saniye. Ich will Französisch sprechen. Ich will Französisch sprechen. Hatta ich will auch diyelim. Ich will auch Französisch sprechen. Wie dich. Ne diyelim arkadaşlar? Ben de konuşmak istiyorum. Ich will auch Französisch sprechen. Ben de Fransızca konuşmak istiyorum. Wie dich. Senin gibi. Wie dich. Senin gibi Fransızca konuşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bakın böyle de bir kullanımımız var. Eğer ki wie'den sonra cümle gelecekse cümleye ait olan çekimli fiil cümlenin en sonuna atmaya da unutmayın arkadaşlar. Evet. Bu şekilde söyleyebiliriz. Hocam burada zor soru yapısına. Sorabilir miyim? Buyurun. Hocam ben şeyin başını kaçırdım. Bu zovvi cümlelerinin İngilizce'deki soadet cümleleri gibi olduğunu mu söylediniz? Yani soadet gibi değil tam olarak. Yani, evet hocam şimdi anlamlandıramadım. Şuradan evet anlamlandırılmıyor. Şöyle yapıyoruz ya mesela zovvi şuradaki gibi. Hocam şöyle. Daha çok like cümleleri araya gibi değil mi? Like. Like aynen. Zaten like'a denk geliyor. As like. Bu şekilde söyleyebiliriz. Gibi demek zaten. Yani şöyle bir anlam katmıyoruz cümleye. Öyle ki, öyle güzel ki.
Öyle evet, hızlı evet. Ki anlamı katmıyoruz. Evet, öyle değil. Aynen. Danke o birazdan şu en sona göreceğimiz YDSTO'da öyle bir anlam var. Birazdan tamam geleceğiz. Danke. Evet. Şimdi devam edelim. Als geldik arkadaşlar. Als çok önemli bir kelime. Çünkü Als'in birden fazla anlamı var. Şimdi ilk önce Als'in karşılaştırma olarak anlamına bakmamız gerek. Hani geçen kurda sıfatları anlatırken ne dedik arkadaşlar? Orada bir komparatif var, yapı vardı hatırlayın mesela. Klein, şey Klein, Kleiner, am Kleinsten dedik değil mi? Çalış, şey küçük, daha küçük, en küçük. Şimdi o bu komparatif yaparken hani bir şeyden bir şeye karşılaştırma yapıyorsunuz ya, orada als kelimesini kullanıyorduk. Mesela aynı zamanda als arkadaşlar arkasında cümle dağılıyor. Şimdi ilk önce şundan bir örnek vereyim ben. Burada bir tahta açayım arkadaşlar. Dediğim olayı ben bir anlatayım şurada. Bakın als'in şöyle bir anlamı var. İlk bizim bildiğimiz kullanımı şu. Mesela Ich bin Jünger olacak. U yok. Ich bin Jünger als dich senden daha gençim. Ich bin Jünger als dich. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada als kelimesi görüldüğü gibi bir sıfat karşılaştırmasına kullanılıyor. Yani senden, bir şeyden daha şey. Jung kelimesi var. Gördüğünüz gibi burada sıfatımız nedir? Jung. Jung komparatifte ne oldu arkadaşlar? Jünger. Daha genç. Şimdi daha diyorsanız arkadaşlar bir şeye kıyaslıyorsanız ki daha kelimesini kullanmanız gerekiyor. İşte biz burada ne yapmıştık? Als. Hatta o zaman anlatırken ne demiştim? Den değil mi? Bir şeyden. Karşılaştırma olarak kullanıyorduk. Als'in böyle bir kullanımı var. Bu birinci kullanımı. İkincisi şu arkadaşlar. Bir eşitsizlik veya farklı olma ifade edecek. Örneğin ilk cümlemize bakalım. Diyor ki Sein Sohn war klüger. Klüger akıllı demek arkadaşlar. Klüger akıllı. Şu cümleye bakarsanız arkadaşlar bu cümle komple bir ne cümlesi arkadaşlar? Präteritum cümlesi. Sein Sohn war klüger. Oğlu akıllıydı. Neye göre akıllıydı arkadaşlar? Als ich dachte. Als ich dachte. Yani düşündüğümden, sandığımdan daha akıllı. Burada denken fiili var arkadaşlar. Denken düşünmek biliyorsunuz ki. Düşünmek, sanmak aynı zamanda. Als ich dachte. Düşündüğümden demek. Şimdi als kullandıktan sonra özneye ait olan çekimlik fiili yine cümlenin en sonunda kullandığını unutmayın. Mesela ikinci örneğimize bakalım. Die Reise war billiger. Reise tatil demek biliyorsunuz ki seyahat. War billiger. Bakın komparatif var. Daha ucuzdu. Tatil daha ucuzdu. Neye göre? Als ich erwartet hatte. Yani sandığımdan, umduğumdan daha ucuzdu. Bakın burada tatilin ucuzluğu neye göre kıyaslanıyor arkadaşlar? Sanılmasına göre. Yani burada als kelimesi kişi arasında bir kıyaslama yapıyor. Fakat als kelimesi kullandıktan sonra özneye ait olan çekimli fiili ki burada neydi arkadaşlar? Ich hatte erwartet. Erwarten aslında beklemek demek. Bir şeyin olmasını ummak demektir. Burada cümlenin en sonunda kullanılıyor. Ich erwartet hatte şeklinde söylememiz gerekir. Cümle gramatik olarak baktığımız zaman ich hatte erwartet hangi zamana denk geliyor arkadaşlar? Plusquamperfekte denk geliyor. Evet. Mesela bir diğer örnek. Der Dieb läuft schneller als ich vermutet habe. Der Dieb hırsız. Şurası hırsız demek. Läuft, laufen fiili. Koşmak. Schneller, daha hızlı. Bakın, buradaki sıfatı çekimleyelim. Nasıl çekiyorduk arkadaşlar? Pozitif, komparatif ve superlatif. Hatırlayın geçen kurumuzda. Hatta yazayım şuraya. Schnell, hızlı. Schneller, daha hızlı. Am schnellsten. Am schnellsten.
en hızlı. Biz ne yapıyoruz? Komparatif yapıyoruz. Yani bizim işimiz şunla. Zaten bir şeyin eninden söz ediyorsak, enin üstte olmayacağı için burada biz tabii ki als kelimesini kullanamayız. Der die läuft schneller. Hırsız hızlı koşuyordu. Neye göre hızlı koşuyordu? Als ich vermutet habe. Tahmin ettiğimden hızlı koşuyordu. Vermutet habe. Burada yine şu als'ta kullandığımız kısmın perfect zaman olduğuna dikkat edin. Ve özneye ait olan çekinli fiilinde cümlenin en sonunda yer alacağına dikkat edin. Çünkü neden? Als kullandığımız için. Yani als demek ki arkadaşlar ne anlamı katıyormuş? Bir karşılaştırma anlamı. Bir şeyden anlamına getiriyor. Als'tan sonra hem bir isim gelebilir. Tıpkı o daha genç diyen, senden daha genç gibi az önce kullandığımız cümlede olduğu gibi bir isim gelebilir. Bir cümle gelebilir. Cümle geliyorsa arkadaşlar cümleye ait olan çekimli fiili cümlenin en son atmanız gerekiyor. Als'ın bir diğer anlamı ise arkadaşlar while'dır. Als'ı biz bir de arkadaşlar iken olarak kullanıyoruz. Çok önemli bakın. Evet. Als bir de arkadaşlar iken demek. Mesela als ich gestern im Theater war, verlor ich meine Schlüssel. Şimdi als'ı hem cümlenin ortasında hem de başında kullanıyoruz. Burada başta kullanmışız. Demişiz ki als ich gestern im Theater war, tiyatrodayken demek burası bakın. Tiyatrodayken. Şimdi normalde als'ı, bakın altını yeşille çizdiğim cümleye herkes odaklanabilir mi? Als'ı kapatsaydım cümle ne olacaktı? Nasıl söylemem gerekiyordu? Ich war gestern im Theater. Ich war gestern im Theater. Dün sinemaya gittim. Ama ben dün sinemadayken, yani iki anlamı katmak istiyorsa, o zaman als'ı başa getiriyorum. Diyeceğim ki, als ich gestern im Theater war. O zaman özneye ait olan çekimli fiilini cümlenin en sonunda kullanacak. Ve buraya çok dikkat edin. Als cümlenin başındaysa, ikinci cümle arkadaşlar fiille başlar. Tekrar söylüyorum. Als cümlenin başındaysa ikinci cümle neyle başlıyor? Çekimli fiille. Verloren fiili var burada yazalım hatta. Verloren kaybetmek. Verlor ich meine Schlüssel. Anahtarlarımı kaybettim. Verloren. Verlor ich meine Schlüssel. Şimdi bu cümleyi şöyle yapalım. Als'ı ortada olarak söylesek nasıl diyecektik? O zaman şöyle diyeceğim. İlk önce ana cümleyle başlayayım. Yani şurasıyla. Söyleyelim. Ich verlor meine Schlüssel. Als ich gestern im Theater war. Tekrar söylüyorum. Ich verlor meine Schlüssel. Als ich gestern im Theater war şeklinde söylemem gerekiyordu. Eğer als cümlenin ortasında olsaydı. Yani als'ı hem cümlenin başında hem de ortasında kullanıyorsunuz. Als eğer cümlenin başındaysa şu virgülden sonraki esas kısım fiille başlayacak ama çekimli fiille başlayacak. Als'ı eğer cümlenin ortasında kullanacaksanız o zaman cümle şuradan başlıyor. Burayı normal kullanıyorsunuz. Diğer kısmı da als ile başlatıp sonunda fiille, çekimli fiille bitirmeniz gerekiyor. Evet. Şimdi ikinci örneğimize bakalım. Diyor ki evet. Ne diyor bu cümlede? Als er drei Jahre alt war, starben seine Mutter und sein Vater. Ne kadar geçiyor? Yine burada als ile başlıyor cümlemiz. Als er drei Jahre alt war. O 3 yaşındayken anlamı getiriyor burası arkadaşlar. Als'i kapatın. Cümle ne demek? Als'i kapatın. Cümle nasıl kuracaktık? Er war drei Jahre alt. Er war drei Jahre alt. O 3 yaşında. 3 yaşındayken anlamı katacaksan o zaman als er drei Jahre alt war. Çekimli fiili en son atıyorsunuz. Daha sonra virgülden sonraki kısımda fiile başlayacaksınız. Starben. Starben arkadaşlar burası preteritum. Burası preteritum. Fiilin ikinci hali kullanılmış çünkü. Ölmek ne demek arkadaşlar? Sterben. Yazayım. Sterben ölmek. Töten de öldürmek demek. Evet. Sterben fiili var burada. İkinci halde starben. Değişiyor tamamen. Sterben seine Mutter.
annesinde. Bakın bu da seine dedim. Demek ki ben bir erkekten bahsediyorum ki öyle. Seine Mutter, kadın olduğu için e ekledik. On sein Vater, babasına. Yani 3 yaşındayken annesini ve babasını kaybetti. Şimdi aynı cümleyi als ortadayken kullansam nasıl söyleyecektim? O zaman şöyle diyecektim. Cümleye nasıl başlayacağım? Şuradan. Diyeceğim ki seine Mutter und sein Vater starben als er 3 Jahre alt war şeklinde söylemem gerekiyordu. Eğer als cümlenin ortasında olsaydı. Evet. Devam edelim. Diyor ki als ich 5 Jahre alt war kaufte mir mein Vater ein Fahrrad. Bakın iki cümlede yazmışım. Göstereyim diye. Als ich 5 Jahre alt war, kaufte mir mein Vater ein Fahrrad. Diyoruz ki bakın, şurası ne anlama geliyor arkadaşlar? 5 yaşındayken, als ich 5 Jahre alt war. Als kapatsak nasıl diyecektik? Ich war 5 Jahre alt. Ich war olacaktı, war burada olacaktı. Als geldiği için var'ı en son atıyorum. Als cümlenin başında olduğu için virgülden sonraki kısım da nasıl başlıyor? Çekimli fiille başlıyor. Kaufte. Satın almak demek. Kaufte mir. Bana. Bakın mir arkadaşlar bir datif kelimesidir. Bana demek. Kaufte mir. Bana. Mein Vater. Babam. Ein Fahrrad. Fahrrad arkadaşlar bir bisiklet demek. Bana bir bisiklet aldı. Babam 5 yaşındayken bana bir bisiklet aldı. Als'ı ortada alsaydık arkadaşlar, o zaman cümleye nereden başlayacağım? Şuradan başlayacağım. Başlamış mıyım? Evet, başlamışım. Mein Vater kaufte, mein Vater kaufte mir ein Fahrrad. Babam bana bir bisiklet aldı. Bakın burası direkt geldi. İlk önce tabii özneyi söyleyeceksiniz, daha sonra çekimli fiili söyleyeceksiniz. Sonra şuraya bakın. Buradaysa arkadaşlar als'li kısım geliyor. Als ich 5 Jahre alt war. 5 yaşındayken. Burada direkt eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Hocam burada bir soru sorabilir miyim? Evet buyurun. Als ich ile başlayan cümlede hocam o yan cümlecikte yani kaufte ile başlayan mir mein Vater ein Fahrrad diyor ya. Orada hocam mein Vater ile ein Fahrrad yani o yer kısmına takıldım. Oradaki öncelik sırası ne olacak? Tamam ana fiil yan cümleciğin başında. Hı hı. Ama mein Vater ile ein Fahrrad mesela yer değiştiremez miydi? Nasıl benim babam bir bisiklet aldı diyoruz ya yani bir bisiklet başa gelemez miydi? Hayır şöyle dememiz lazım. Bakın şurayı şu cümleden söz ediyoruz değil mi? Evet evet hocam. Bakın bu cümleyi şöyle düz yazayım ben şöyle bir net görelim. Bakın burada ilk önce öznemiz ne? Şu. Mein Vater. Mein Vater babam. Sonra kaufte, kaufte, sonra ne ekliyoruz arkadaşlar? Her zaman zamir eklememiz lazım. Kaufte mir ein Fahrrad şeklinde söylememiz lazım. Şöyle değil yani. Mein Vater kaufte ein Fahrrad mir değil. İngilizce'deki gibi son atmıyoruz arkadaşlar. Burada kullanmamız gerekiyor yerine. Anlaşılır oldu mu? Sanırım bunu sordunuz. Tamam hocam. Şimdi düz haliyle kurunca anladım. Evet. Böyle kullanmanız gerekiyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Kısacası bu şekilde arkadaşlar. İki cümlede aynı anlama geliyor fakat ikisinin de şeyi var. Ailesi başta kullandığınız zaman farklı bir anlam, yani farklı bir gramatik düzen oluyor. Ailesi ortada kullandığınız zaman da şurada olduğu gibi farklı oluyor. İkisini de kullanıyor muyuz? Evet, ikisini de kullanıyoruz arkadaşlar. Çok sıklıkla. Evet. Als'ı arkadaşlar bir de karşılaştırma yaparken kullanıyoruz. Ona da dikkat edin. Als kısacası bu şekilde. Evet. Son kelimemiz arkadaşlar. Son bağlacımız. Jedesto. Jedesto. Jedesto çok akademik bir kelime arkadaşlar. Yani baya bir akademik. Ne demek jedesto? Bu bir bağlaç arkadaşlar. Ana ve yan cümlenin başına gelerek olgunun birbirleriyle kıyaslanmasını sağlar. Yani şu demek jedesto. Ne kadar o kadar. Ne kadar o kadar demek. Yazalım hatta Türkçesinde. Jedesto demek ne demek? Ne kadar bir şey o kadar bir şey. Ne kadar o kadar.
Şimdi yanlış şey yapmamız lazım arkadaşlar. Burada bizim tabii sıfat bilmemiz gerekiyor. Ve sıfatları da daha çok biz burada komparatif olarak kullanıyoruz. Komparatif. Yani sonra ere almış halini kullanmamız lazım. Şimdi ilk cümleye bakalım. Diyor ki, Yeş verdi arbeit ist, das da höher wird der Lohn. Bakın. Yeş verir. Ne kadar zor demek. Bakın. İş ne kadar zorsa demek şurası. Yeş verir. Ama kullandığım sıfatı nasıl kullanıyorum arkadaşlar? Komparatifte kullanıyorum. Yeş verir. Ne kadar zorsa, sonra cümlenin geri kalan kısmını arkadaşlar normal getireceksiniz. Die Arbeit ist. Die Arbeit iş demek aynı zamanda. Die Arbeit ist. İş ne kadar zorsa, sonra desto ile başlatıyorsunuz. Bakın desto'nun yanına da sıfat geliyor. Desto höher, daha yüksektir. Wird der Lohn. Lohn arkadaşlar ücret demek. Yani iş ne kadar zorsa ücret de o kadar yüksek olur demek burası. Yeş verir die Arbeit ist. Desto höher wird der Lohn şeklinde söylüyoruz. Burada yeğen yerine desto, desto'nun yerine ye ekleyebilir miyiz? Böyle bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Her birinin bir yeri var. Tamam mı? Dikkat etmemiz gereken şey şudur. Ye ve desto kelimelerinden sonra sıfatın geldiği, bakın gördüğü gibi hemen bir sıfat geliyor. Sıfatın arkadaşlar komparatif formda geldi. Sıfatın komparatif, yani daha anlamına gelen haliyle geldiğidir. Ondan sonra ise arkadaşlar görüldüğü gibi bir cümle geliyor. Cümlelerde ise fiilin en sonunda kullanıldığına dikkat edeceksiniz. Fakat ikinci kısımda, yani desto höher'den sonra ise arkadaşlar fiille başlandığına dikkat edin. Yani şöyle değil. Desto höher der Lord wird değil arkadaşlar. İlk önce wird kelimesini söylemeniz gerekiyor. Devam edelim. Mesela Je fleißiger der Sohn ist, desto mehr freut sich der Vater. Evet. Güzel bir cümle. İlk önce şuna bakacağız. Je fleißiger. Daha çalışkandır. Bakın. Ne kadar çalışkansa demek. Je fleißiger. Ne kadar çalışkansa kim arkadaşlar? Der Sohn ist. Oğlan. Oğul. Oğul ne kadar çalışkansa, evet, desto mehr, bakın burada mehr var. Mehr biliyorsunuz ki arkadaşlar fiil kelimesinin komparatifteki halidir. Fiil mehr neydi arkadaşlar? Am meisten. Çoğunlukla. Hatta bizim bir tane ne kelimemiz vardı? Meistens vardı değil mi? Meistens çoğunlukla. Hatta bir akademikte şu kelime vardı. Onu da yazayım. Meisten. Meisten de arkadaşlar çoğunluk demek, yani çoğunluk. Fiil mehr komparatif, am meisten superlatif, en çok. Bunu kullanacağız arkadaşlar ikinci haline. Desto mehr freut sich. Sich freuen arkadaşlar. Burada bir refleksif fiil var. Burayı bilmiyorsunuz tabii. Sich freuen arkadaşlar sevinmek demek. Der Vater. Burası fiil arkadaşlar. Sich freuen freut sich olur. Fiil burası. Baba o kadar sevinir. Yani diyeceğiz ki Je fleißiger der Sohn ist, desto mehr freut sich der Vater. Oğul ne kadar çalışkansa baba da o kadar seviniyor demek. Görüldüğü gibi Je kelimesinden sonra komparatif sıfat, desto kelimesinden sonra komparatif sıfat, Je fleißiger'den sonra özneye ait olan kelime cümlenin sonunda, desto mehr'den sonra gelen kelimede arkadaşlar ne gelecek? İlk önce çekimli fiilin geldiğine dikkat edeceksiniz. Yani şöyle bir kural yap, şöyle bir formül aşağısına yazayım arkadaşlar. Y diyorsunuz artı komparatif sıfat, komparatif sıfat artı işte fiil gelecek. Bakın fiil en sonda çekimli halde, virgül. Sonra ne geliyor arkadaşlar? Desto artı komparatif sıfat. Ama bu sefer ne gelecek arkadaşlar? Fiil gelecek. Çekimli fiil. Fiil. Bakın burada geldi. Freut sich.
Çok matematik kuralı bu arkadaşlar bu işin. Ne kadar o kadar olarak çevriliyor. Bunu not alın. Bu kısmı not alın arkadaşlar. Ye desto. Evet. Şimdi bunu siliyorum. Diğer örneklerimize bakalım. Evet. Diyor ki ilk örnekte arkadaşlar bizde yine şuraya bakacağız. Ye teurer. Ye teurer. Teurer pahalı demek biliyorsunuz ki teurer daha pahalıysa. Yani ne kadar pahalıysa demek. Ne arkadaşlar? Die Waren sind. Mallar ne kadar pahalıysa. Sonra bakıyorum. Desto besser. Yine burada şey gelmiş. Komparatif. Desto besser ist deren Qualität. Deren arkadaşlar kendi anlamına geliyor. Yani malın kendisi. Deren Qualität. Kaliteleri de o kadar iyidir demek. Je teuer die Waren sind, desto besser ist deren Qualität. Mallar ne kadar pahalıysa kaliteleri de o kadar iyi oluyor. Bakın bir de şuradan bakalım şimdi cümleye. Evet, Y'den sonra komparatif sıfat kullandı. Daha sonra cümle isim geldi ve çekindi fiile sona erdi. Desto besser'den sonra yani desto'dan sonra bir komparatif sıfat geldi. Sonra ne geldi arkadaşlar? Çekimli fiil geldi. Buna dikkat edin. Çekimli fiil geldiğine dikkat edin arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Bir diğer örneğimiz, son örneğimiz arkadaşlar. Sonra tekrar yapacağız. Je kleiner die Wohnung ist, desto billiger ist die Miete. Yine bakın je kelimesinden sonra sıfat geliyor ve sonu er ile bitiyor. Yani komparatif. Die Wohnung ist. Ev ne kadar küçükse demek. Je kleiner die Wohnung ist, desto billiger ist die Miete. Billiger, bakın gördünüz mü? Desto billiger daha ucuzdur. Ist diye bakın. Desto'dan sonra ist geliyor. Yani ilk önce fiil geliyor. Die Miete. Miete kira demek. Aynı zamanda bir de Mieten var mesela. Onu da söyleyeyim. O da kiralamak demek. Bunun fiil hali. Bakın. İsim hali bu. Fiil hali de bu. Mieten. Kiralamak. Rent a car değil ama arkadaşlar. Ev kiralamak gibi. Je kleiner die Wohnung ist, desto billiger ist die Miete şeklinde söylememiz lazım. Yani ne kadarsa o kadar. Ye desto ifadesi şurası oluyor. Ne kadar o kadar. Şurası ye, şurası desto. Zaten biz Türkçe'de öyle kullanmıyor muyuz? Bakın ye'den sonra küçük geliyor. Sıfat geliyor. Desto kadar kelimesinden sonra yine sıfat geliyor. Bizim Türkçe'de de aynı. Almanca'da da bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Türkçesinden de olayı anlattık. Evet, Y-Desto'da bir sorun var mı? Y-Desto'da. Çok böyle üst bir kullanım arkadaşlar. Çok fazla karşımıza gelmez metinlerde. Evet. Biraz da zor bir kullanım var. Şimdi normalde arkadaşlar 8 haftalık dersi bitirdik. Bu şeyle birlikte.